de basın özgürlüğü yok diyoruz ve bunu iki uluslararası kurum da aynen bu şekilde söyledi raporlarında değerli izleyenler. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'ne göre Türkiye gazeteciler için oldukça tehlikeli bir ülke bu şekilde tanımlanıyor ülke ve medyası. Efeje ise Türkiye'yi basın özgürlüğüne dair standartların en çok ihlal edildiği ülke olarak tanımladı. Gazetecilerin çalışması için e, gerçekten tehlikeli bir ülke e, halinde Türkiye maalesef. Bahsedilen ülke Türkiye. Önce Sinan Aygül'e saldırı, ardından Merdan Yanardağ'ın tutuklanması. Yüzlerce tutuklu gazeteci ve işlerini yaparken darp edilen gazeteciler. Yürü. Telefonun sen sen yürü. Tamam, alalım. Yürü. Gözler bir kez daha Türkiye'deki basın özgürlüğüne çevrildi. Avrupa'da gerçekleşen basın ve medya özgürlüğü ihlallerinin neredeyse beşte biri Türkiye'de gerçekleşiyor. Basın ve medya özgürlüğü ihlalleri konusunda Avrupa'da e, adeta sıradışı bir yere sahip Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezinden Medya Özgürlüğü Acil Müdahale Koordinatörü Gürkan Özturan, Türkiye'nin gazetecilik alanında riskli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ukrayna'da dahil yani savaş koşulları altındaki bir ülkede gazetecilerin çalışma koşulları Türkiye'deki çalışma koşullarından daha az riskli. Yok. Ailesiyle bile görüşemiyor. Avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir böyle bir infaz düzen olabilir mi ya? tele Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bu ifadelerinin ardından tutuklandı. Gazetecilerin e, yapmış oldukları yorumlar ve paylaşmış oldukları ifadeler nedeniyle e, hukuki süreçlere maruz bırakılması da yeni bir şey değil. Özturan bu sözlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi. Hukuki sürecin dışında tutulmalı dedi. Merdan Yanardağ'ın söylemiş olduğu sözlerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek e, kesinlikle bu ifadelerin e, hukuki sürecin dışında tutulması gerekiyor. Sinan Aygül saldırıya uğramıştı. Turan saldırıyı kınadıklarını anlattı. dezenformasyon yasasının bilindiği üzere ilk e, kurbanı oldu aslında. Kendisine yönelik şiddetli bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı da yine biz e, 20'den fazla uluslararası e, ifade hürriyeti, basın özgürlüğü ve insan hakları örgütü olarak e, kınamıştık. Kendisine her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Özturan seçim sonuçlarını basın için karanlık bir başlangıç olarak değerlendirdi. Genel seçimlerde ve yeni seçilen iktidarın e, ilk söylemlerine bakacak olursak e, karanlık bir e, başlangıç olduğunu söylemek mümkün. Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede e, demokrasiden ve kalkınmadan bahsetmenin pek mümkün olmayacağını tekrar etmek isterim. İktidara da, muhalefete de seslendi Özturan. Geçtiğimiz bir yıl boyunca 173 saldırı gerçekleşti gazetecilere. Hem iktidardan hem muhalefetten e, basın özgürlüğüne ve medya özgürlüğüne e, bir bağlılık e, ve e, bu konuda e, atılacak somut adımlara dair beklentimizi de bu sayede yenilemiş olmak isterim. Bir açıklamada EFJ Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez'den geldi. Gutierrez Türkiye'ye seslendi. Basın özgürlüğünü iyileştirmek için neyi bekliyorsunuz diye sordu.